Merhaba, ben Enes. QC markasını kulaklıklarıyla tanıyorduk. İlk olarak GTC olarak bir akıllı saat çıkardılar. Bugün ise ikinci akıllı saatleri olan Watch GS modelinin incelemesiyle birlikteyiz. Watch GS modelinde GTC modeline göre ekran biraz daha büyümüş ve telefonla görüşme özelliği eklenmiş. Yine kasa olarak metal yapıya geçilmiş. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. GTC modelinde 1.85 inçlik bir ekran bulunurken Watch GS modelinde 2.02 inçlik bir ekrana geçilmiş. Ekran çözünürlüğü de 320x385 olarak arttırılmış. Özellikle böyle yakından ekran kalitelerine baktığım zaman Watch GS modelinin ekran kalitesinin daha iyi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yine ekran çerçeve oranı diğer modelde olduğu gibi oldukça ince yapıda. Alt kısımda bir miktar boşluk var. Genel olarak oldukça ince çerçeveli denebilir. GTC modelinde plastik bir kasa yapısı bulunurken Watch GS modelinde metal bir malzemeye geçilmiş. Ekranın kenarlarında yine kavis uygulanmış. 22 mm'lik standart kordonlarla birlikte geliyor. Farklı kordonlar buradan çıkartarak rahat bir şekilde takabilirsiniz. Yine saatin yan bölümünde bir adet menü düğmesi konumlandırılmış. Buradan akıllı saatin ekranını uyandırıyoruz ve menülerine giriş yapıyoruz. Otomatik ekran parlaklığı maalesef eklenmemiş. Buradan kendiniz istediğiniz gibi ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yine yoğun güneş altında da rahat bir şekilde ekranı gözükebiliyor. Metal malzeme kullanıldığı için saatin ağırlığı da bir miktar daha artmış. Ancak genel olarak boyutuna göre hafif hissettiren bir saat olduğunu söyleyebilirim. Yine kalınlık olarak da GTC modeline göre bir miktar daha kalın yapıda. Yumuşak silikonlar kullanılmış. Genel olarak malzeme kalitesi fiyat bandına göre gayet başarılı denebilir akıllı saatin. Saatin ekranını uyandırabilmek için kolumuzu kaldırmamız gerekiyor. Ekrana dokunduğumuz zaman uyanmıyor. Ekran hızlı bir şekilde uyanıyor akıllı saatin. Şöyle elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman burada hazır kısa yollar konumlandırılmış. Gördüğünüz gibi burada widget'lar arasında geçiş yapıyoruz. Bu arada ekran yenileme hızı 60 Hz olarak güncellendiği belirtilmiş. Yani burada Watch GS modeline göre ekrandaki şöyle geçiş animasyonlarının hızına baktığım zaman çok böyle bariz bir farklılık yok gibi geldi bana, ancak 60 Hz'de güncellendiği belirtilmiş. Şöyle 60 Hz olan Xiaomi'nin Watch 3 modeliyle bir kıyasladığım zaman bu saatin 60 Hz'i bana biraz daha böyle akıcı gibi geldi. Ya bu da herhangi bir donma veya kasma mevcut değil, ancak böyle tam bir 60 Hz deneyimi gibi gelmedi, sanki böyle biraz daha 30 ile 60 arasında bir değer gibi diyebilirim. Yani burada genel olarak GTC modeline göre menü geçiş animasyonunda bir iyileştirme yapıldığı söylenebilir. Yine yazı karakteri de bir miktar daha büyümüş. Gel elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman burada hazır kısa yollar konumlandırılmış. Elimizi yukarı doğru çektiğimiz zaman da son gelen 8 bildirimi buradan görebiliyoruz. Saat böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinde saatin kendisi, mıknatıslı şarj aleti ve kullanım kılavuzu geliyor. Saat ilk olarak açtığımız zaman böyle bir kare kod karşılıyor bize. Bu kare kodu okutarak QC uygulamasını indiriyoruz. Buradan dili Türkçe olarak seçiyoruz. Evet, uygulama açtıktan sonra okey diyoruz. Evet, buradan bir oturum açtıktan sonra sağ üstteki artı butonuna basıyoruz ve buradan saat ekle kısmına basalım. Şu an ekrandaki kare kodu okutuyorum. Okey işaretledim ve şu an akıllı saat telefonuna bağlandı. Buradan kendi bilgilerimizi girip kullanmaya başlayabiliriz. Yine bu eşle kısmına da bas izin, bildirimlere de izin vermeniz oldukça önemli. Akıllı saatte kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman yine Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor akıllı saat. Suya karşı dayanıklık seviyesi olarak IP8 olduğu belirtilmiş. Yani burada elinizi yıkayabilirsiniz. 100 adet spor modu ve 110 adet de teması mevcut akıllı saatin. Akıllı saatte 300 mAh'lik bir batarya kullanılmış. GTC modelinde 220 mAh'di bu. Yani epey arttırılmış. Günlük kullanımda 4 gün, temel kullanımda da 10 gün boyunca bataryasının gittiği belirtilmiş. Ben akıllı saati 3 gündür aktif bir şekilde kullanıyorum. Şu an itibariyle şarjıma baktığım zaman %46 olduğunu görüyoruz. Tüm sağlık özellikleri açıktı bu arada. Yani genel olarak telefon görüşme yapma sıklığınıza bağlı olmakla birlikte 3 ile 5 gün arasında bir kullanım süresi vaat ettiğini söyleyebilirim. Burada sağlık takibini kapatırsanız eğer firmanın belirttiği 10 gün civarında bir kullanım süresi de elde edebilirsiniz. Ölçüm tutarlılık kısmına geldiğimiz zaman uyku ölçümü açısından yattığım saati ve kalktığım saati doğru bir şekilde ölçebildi akıllı saat. Gündüz uykusunu ölçemiyor. Yine parmaktan nabız ölçen oksimetre ile nabız testi gerçekleştirdiğim zaman benzer sonuçlar aldım. Yine kandaki oksijen miktarı konusunda da benzer olduğunu söyleyebilirim. Akıllı saatle koluma takarak kısa bir yürüyüş gerçekleştirdim. 500 adım attım ve akıllı saat 504 adım olarak ölçtü. Yine oturduğum yerde de adım sayarında bariz bir yükselme gözlemlemedim. Yine burada sağlık izleme kısmında görebildiğiniz gibi otomatik olarak nabız izleme, anormal nabız dalgalarına geldiğiniz zaman yüksek ve düşük kısmında da uyarı verebiliyor akıllı saat. Yine kandaki oksijen miktarı kısmında da burada aralık sıklığını belirtebiliyor.
yapabiliyorsunuz. Yine stres ölçümü de gerçekleştirebiliyor bu akıllı saat ve solunum frekansı ölçümü de özelliği de mevcut. Spor kısmına geldiğimiz zaman akıllı saatin üzerinde 100 adet spor modu mevcut. Spor başlatma ekranındayken süre, mesafe veya kalori cinsinden hedef belirtemiyorsunuz. Spor yapma ekranındayken müzik çalarak kontrol edebiliyorsunuz. Bu akıllı saatte bir GPS mevcut değil. Ancak uygulaması üzerinden haritalama özelliği bulunmuyor. Yani telefonunuzu yanınıza alsanız dahi gittiğiniz rotayı kayıt altına alamıyorsunuz. 23 dakikalık bir yürüyüş egzersizi gerçekleştirdim. Göğsüme de Polar'ın kalp atış sensörünü takarak. Burada elde ettiğim sonuçları görüyorsunuz. Yani çok tutarlı olduğu söylenemez. Uygulaması üzerinden çok detaylı bir şekilde sporla alakalı analizleri de göremiyorsunuz maalesef. 32 dakikalık iç mekan ağırlık egzersizi gerçekleştirdiğim zamanda da yine burada elde ettiğim sonuçları görüyorsunuz. Yine Polar'la çok paralel olduğu söylenemez. Özellikle kalori cinsinde, yani 32 dakikalık ağırlık antrenmanında 48 kalori gösterirken daha kısa bir yürüyüş egzersizinde 171 kalori göstermesi de bence çok tutarlı bir sonuç olduğunu söylemiyor. Çünkü ağırlık egzersizi daha fazla kalori harcıyor otomatikman. Yani burada sağlık takibi açısından çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim akıllı saatin. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman son gelen 8 bildirimi görebiliyoruz akıllı saat üzerinden. Gelen emojileri gösteremiyor. Uygulaması üzerinden istediğiniz uygulamalardan bildirim seçebiliyorsunuz. Yine diğer seçeneği bulunduğu için telefona gelen tüm bildirimleri alabiliyor. Akıllı saat çaldığı zaman bu şekilde ötüyor. Şuradan açalım. Efendim? Merhaba, iyi günler. İyi günler. Bir kargonuz var, evde misiniz? Eşim evdeydi ama. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet, bu şekilde karşı tarafın sesini de net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yani çok çok yüksek seviyelere çıkmıyor hoparlörü. Biraz daha böyle kulağınıza tutarak görüşürseniz daha etkili bir görüşme olur eğer yüksek sesli bir ortamda bulunuyorsanız. Akıllı saatin üzerinde bir hoparlör de bulunuyor. Cep telefonunuz nasıl çalarsa eğer o da aynı şekilde çalıyor. Yani telefon görüşmelerinizi yine rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet, şu an sesimi akıllı saatin mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz. Yolda yürüyüş yaparken bir görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa akıllı saat bu şekilde iletecek. Şöyle görebildiğiniz gibi elimi uzaklaştırıyorum. Elimden uzaklaşıyor. Yaklaştırdığım zaman da sesimi daha net bir şekilde karşıya iletiyor. Mikrofon performansını nasıl buldunuz? Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Şöyle telefon kısmına bastığımız zaman burada sık görüştüğünüz 100 kişinin numarasını üzerine ekleyebiliyorsunuz. Burada ekstra olarak buradan direkt bir numara girerek de arama işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine ekstra olarak arama kısmında acil durum kişisi özelliği de mevcut. Bunu belirlediğiniz zaman, direkt buraya bastığınız zaman belirlediğiniz acil durum kişisini arayabiliyor akıllı saat. Yine bu arada sesli asistan özelliği de bulunuyor. Dolar ne kadar? Amerikan doları 29 lira 5 kuruş. Gördüğünüz gibi buradan direkt akıllı asistanı uyandırarak da talimat verebiliyorsunuz. Bu arada bildirim geldiği zaman akıllı saatin ekranı uyanıyor. Mesajları siz silmeden mesajlar silinmiyorlar. Mesajları da yine ortalama uzunlukta gösteriyor denebilir. Tema kısmına geldiğimiz zaman uygulaması üzerinde 110 adet tema seçeneği mevcut. Bu şekilde elinizi burada uzun süre basılı tutarak saatin temalarını değiştirebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere sabit 5 tema. Bir temayı da kendiniz belirtebiliyorsunuz. Burada kenara koyarım yine temalarını. Epey çeşit mevcut tema konusunda. Arada güzel temaları bulunuyor akıllı saatin. Akıllı saatin menülerine ve fonksiyonlarına biraz daha yakından baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi arama, aktivite, egzersiz kısımları, kandaki oksijen miktarı, yine müzik kontrolü özelliği de bulunuyor. Buradan direkt çalan parçanın ismini de görebiliyorsunuz ve akıllı saatin hoparlörü üzerinden de müzik çalabiliyor akıllı saat. Yine burada hava durumu, buradan direkt bir alarm belirtebiliyorsunuz. Nefes egzersizi burada modunuzu ölçebiliyor akıllı saat. Yine sesli asistan, acil durum kişisi ve bir adet de burada oyun konumlandırılmış. Flappy Bird, efsane klasik oyun. Böyle de bir oyun mevcut içerisinde. Yine burada araç kutusu altında kronometre saniye olarak belirtilmiş. Zamanlayıcı, el feneri, uzaktan kamera özelliği ve hesap makinesi özelliği de mevcut. Yine burada alt kısmında kadın sağlığı ve ayarlar kısmı bulunuyor akıllı saatin. Genel olarak menüleri bu şekilde. Şöyle QC uygulamasına da hızlıca bir göz atalım. Uygulamayı açtığımız zaman böyle bir ekran karşılıyor bizi. Hem kulaklıkları hem de akıllı saatleri aynı uygulama üzerinden kontrol ediyoruz. Burada günlük etkinliğinizi görebiliyorsunuz.
Bu üzerine bastığımız zaman gördüğünüz gibi kalp hızı, etkinlik, uyku, duygu durumu gibi burada özellikler mevcut. Şuradan egzersiz başlatabiliyorsunuz. Yine buradan ayarlar kısmı mevcut. Burada sağlık izleme kısmının ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yine bildirim kısımları, burada fotoğraf çekme kısmı ve saatin diğer ayarlarını uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Uygulaması İngilizceydi, Türkçe'ye döndü. Bu da güzel bir durum ve arada kapanıyordu. Şu an itibariyle denediğim süre içerisinde bariz bir kapanma gerçekleşmedi uygulaması üzerinden. Yine burada sağlıkla alakalı buradan hedef belirtebiliyorsunuz uygulaması üzerinden. Genel olarak uygulaması bu şekilde. Evet, spor özelliği kısmında GTC modelinde bazı eksik noktalar vardı. Maalesef burada Watch GS modelinde de bu noktalar çok fazla geliştirilmemiş. Spor ve sağlık takibi kısmında biraz daha düzeltilmesini isterdim. Uygulaması Türkçe olmuş, bu güzel olmuş. Kasa yapısı olarak plastikten metale yükseltilmiş. Ekran biraz daha büyümüş ve arama yanıtlama özelliği gelmiş. Yani GTC modelinden daha iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim akıllı saatin. Özellikle ekran kalitesi TFT olmasına rağmen bana burada bu saat AMOLED ekranında deselerdi de inanabilirdim. Gerçekten çok gelişti bu TFT ekranlar. Yani AMOLED ekranı yan yana getirdiğim zaman çok böyle bariz bir kalite farkı mevcut değil. Saatin bir aksesuar olarak takıldığı düşünüldüğünde Watch GS modeli kolda ince tasarımıyla büyük ekranıyla şık duran bir saat. Yani uygun fiyatlı ve telefonla görüşme özelliği olan bir saat bakıyorsanız eğer bu saati değerlendirebilirsiniz. Güncel fiyat için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.